Merhaba arkadaşlar, Gün Norma'dan Birlikte Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2,5-3 yaş hatta 3 yaşında üzerinde rahatlıkla kullanabileceği erkek bebekler için bir hırka öreceğiz. Çok keyifli ve çok basit bir model örgüye yeni başlayanların da rahatlıkla kullanabileceği, örebileceği bir model. Yaka kısmımızı haroşa ve lastikle, tekli lastikle başlayıp yakadan arttırmalar yaparak kollarımızı düz, kol ağızlarında yine yakadaki bir ters bir düz lastikle ördüm. Beden kısmında çok basit, kolay bir Model uyguladık. Atlatmalı birer ilmek atlatarak önde ve arkada güzel bir model yaptık. Kenarlarında da düz ilmek tekniğini kullandık, düzgün ilmek tekniğini. Bunu her türlü lastikte, düz örgüde kullanabileceğiniz bir teknik. Güzel duruyor örgülerde etek kısmına da yine kolda ve yakada kullandığım tekli lastikle örgümüzü hırkamızı tamamladık. Ben çok keyifli ördüm, zevkle ördüm. Çok beğenerek ördüm. Arka yüzü de yine aynı şekilde modelimizi sadece kollarımızda uygulamadık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir önceki videomda da bir şapka örmüştüm aynı ipiyle bu şapkaya da model olarak uyum sağlasın istedim güzel bir takım oluşturacak her ikisi umarım sizlerde anlatımı beğenirsiniz arkadaşlar iplerimizi Şişlerimizi hazırlayalım. Bu arada da kanalıma abone olmayan varsa hala abone olsunlar. Aboneliklerim ücretsizdir. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz üzerine dokunup açarsanız zil butonunuzu paylaştığım videolardan öncelikle haberdar olursunuz. Hadi şimdi iplerimizi, şişimizi hazırlayalım. İl'in birlikte Örelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Erkek bebek için bir hırka öreceğim. Çok çok basit bir model kuracağım. Örgü örmeyi bilmeyen arkadaşların da rahatlıkla örebileceği bir model kuracağım. İpim Alize Baby Best. İpimde de akrilik %10'da Bambu karışımı bir bebe ipi. Renk numaram 344. Bu ipim 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda. Örgümü tamamladığımda ne kadar ip kullandığımı söyleyeceğim. Şişim 3,5 numara. Şişime 85 ilmek attım arkadaşlar. Öndeki 7'şer ilmeğim haraş olacak diğer ilmeklerim örgüm bir ters bir düz tekli lastik olacak öncelikle haraşama öreceğim kenarda bir düzgün bant oluşmasını istiyorum kenar bantı o yüzden farklı bir örgü öreceğim bir ilmeğimi ördüm şişime bir ilmek doladım 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak yakamı örmeye devam ediyorum. Son 7 ilmeğe kadar bir ters bir düz lastik örüyorum. Son 7 il ilmeğe kadar bir ters bir düz lastik ördüm. Son 7 ilmeğimi haraşo ördüm. Yine Aynı şekilde başlarken ilk ilmeğimi alıyorum ve şişimin üzerine bir ilmek doluyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 4 5 6 7 Bir ters bir düz lastiğimi örmeye devam ediyorum. Son 7 ilmek haroşaya kadar. Son 7 ilmek haroşamı da ördükten sonra birkaç sıra ördükten sonra arkadaşlar hemen yaka kısmında ilk iliğimi açacağım. Şimdi sıra sonuna kadar lastiğimi örmeye devam ediyorum. Kenar haroşalarıma geldim. Başlangıçta ilk ilmeğimin yanında bir ilmek dolamıştım. Bakın bu doladığım ilmek. Şimdi bu iki ilmeği birlikte üstten girerek ikisini birlikte örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bakın ipim arada kaldı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şişime bir ilmek doluyorum. Başlangıçta doladığım ilmeği sıra sonunda kesiyorum. İki ilmeği birlikte alarak kapatmış oluyorum. Böylelikle ilmeklerimin sayısında bir fazlalık olmuyor. birkaç sıra ben öreyim. İlk iliğimizi de birlikte açalım. Sıra sonuna geldiğimde size kapanışını tekrar göstereyim kenar ilmeğimi. Sıra sonuna geldim. Tekrar kenar ilmeğimi Tekrar size göstereyim. Haroşalarımı ördüm. 6 ilmeğim, 7. ilmeğim. Burada bir dolama yaptığım için 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte üstten girerek örüyorum. Ve geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıp şişime bir dolama yapıyorum. Son ilmeği örerken de bu doladığım ilmekle ilk ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada düzgün bir kenar görüntüsü oluşuyor. Şu anda birkaç ilmek olduğu için net anlaşılmıyor. Biraz ilerlediğinde daha net gözükecektir. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi açacağım. İliğimi açacağım. Özür dilerim. <laughs> i̇lk iliğimi erkek bebek olduğu için bunu örgümün sol tarafında yapacağım. Yine bir ilk ilmeğimi alıyorum. Bir doluyorum. Çişime 2 ve 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördükten sonra şişime bir dolama yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 bir, 2 ilmek daha haroşamı ördüm ve 7 ilmek haroşamı tamamladım. Diğer başa kadar gidiyorum. Tekrar ön yüze geldiğimde ruba ayrımlarımı yapıp Modelimi kurmaya başlayacağım. Bu kadar lastik kısmı benim için yeterli. Şimdi gidip geri dönüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ruba ayrımlarımı hazırladım. 17 ilmek her iki ön beden için 10 ilmek kollar için 10 ilmek, 23 ilmek de arka bedenim için. Ayrımlarımızı, artışlarımızı yapacağımız ayrım yerlerimize de ikişer ilmek bıraktım. Modelimizde iki sıra düz örgü öreceğiz öncelikle. Yani bu sırayı artışlarımı yaparak gideceğim. Tekrar ters yüzden ters örgü olarak örüp geleceğim modelimizin ilk iki sırasını hazırlamış olacağız. Çok basit bir örnek biliyorum kanalımda. Yeni arkadaşlarım var. Örgüyü yeni öğrenen arkadaşlar. Özellikle de onlar için çok basit bir model düşündüm. 17 ilmeğimi kenar 7 ilmek haroşa diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 17 ilmeğimi ördüm. Bir gizli arttırma yaptım. İşaretleyicimi aldım. Artış yerlerimdeki iki ilmeğimi de düz örgü olarak öreceğim. Bu iki ilmeğimi de ördüm. Diğer işaretleyicimi de aktardım. Kolum için bir gizli arttırmamı yaptım. Kolum için ayırdığım 10 ilmeğimi yine düz örgü olarak örüyorum. Kolumun arka bedenle birleştiği yerde yine bir gizli arttırma yapıyorum. 2 ilmek aradaki düzümü ördüm. Tekrar arka bedenim için arttırmamı yapıp arka bedenimi de düz olarak örüyorum. Arka bedenimdeki 23 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Arttırmamı yaptım. Aradaki 2 düz ilmeğim, artış aralarındaki düz ilmeğim bunları ördüm. Diğer kolum için yine ilk artışımı yapıp 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 10 ilmeğimi ördükten sonra artışımı yapıp aradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Ve tekrar diğer ön bedenim için arttırmamı yaptım. 17 ilmeğimin 10 ilmeğini düz olarak örüyorum. Son 7 ilmeğimi de düğme yeri için haroşu olarak örüyorum. Başlangıçta şişime doladığım ilmeğimle son ilmeğim üstten girerek ikisini bir aldım. Kenarda bakın düzgün bir görüntü oluşturuyorum. Ters yüzümde yine bir dolama yaparak Başlıyorum 7 ilmek haroşamı ördükten sonra diğer ilmeklerimi ters örgü olarak arkada örüyorum. Arttırdığım ilmeklerle birlikte son 7 ilmek ilik kısmındaki haroşalarıma kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. işaretleyicim burada takıldı. <laughs> Bazen böyle terslikler oluyor arkadaşlar. Bunu çıkartayım. Daha rahat olacak. Başa kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzüme geldim. Yine haroşalarımı örüyorum. Modelimizin üçüncü sırası. İki sıra düz örüyoruz. Önde düz, arkada ters örerek iki sıra düz örgü örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İlk bir ilmeğimi örmeden aldım. ikincisini düz ördüm. Bir tane örmeden şişime aktarıp bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldım ve arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi ördüm. Koluma model koymayacağım. Kolumu düz öreceğim. Kolumdaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolumdaki ilmeklerimi ördüm. 1 Arttırmamı yaptım. Aradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Arka bedenime de model koyacağım. Bir tane örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmeği örmeden alıyoruz, diğerini düz örgü olarak örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp diğer ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bir ilmeği şişime örmeden aktarıyorum, bir ilmeği düz örgü örüyorum örmeden aldım ve arttırmamı yaptım. Aradaki iki düz ilmeğimi örüp tekrar arttırmamı yaparak kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. Burada ilmeğimi bozmuşum. Hemen onu düzeltiyorum. Evet. Katı açılmış. Hemen düzelttim. Kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Ön beden için bir arttırmamı yaptım. Ön bedene de modelimi koyacağım. Bir tane örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Ve son ilmeğimi de örmeden aldım ve haroşalarımı ön beden için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve son 2 ilmek doladım başlangıçta doladığım ilmekle ikisini birlikte ördüm. Ters yüzüme geldim. Modelimizin son sırası. Dördüncü sıramız. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek haroşamı ördüm. 2 4 6 7 ilmeğimi ördüm. Bir tane örmeden aldığım ilmeğim var. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden diğer şişime aktarıyorum. İpimi çeviriyorum. Bir düz örüyorum. Ön yüzde düz ördüm ilmeği arka yüzde yine düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Örmediğim ilmeği yine aktarıp ipimi çeviriyorum örülü olan ilmeği düz örüyorum. İpimi ayrıma alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine örülmeyen ilmeği arka yüzde de örmüyorum. Diğer ilmeği de düz örüyorum. Ördüğüm ilmekleri ön yüzde, arka yüzde de düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aktarıyorum. Bir düz örüyorum. İpi kendime çevirdim. Örmeden aldığım ilmeği şişime aldım. Ve bir ilmek düz ördüm. Arttırdığım ilmek burada düz ilmek olarak ördüm. İki tane arttırma arasındaki ilmeğimi ters ördüm. Artık bu ayrıca ihtiyaç duymayacağım. Kolumu düz olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeklerle beraber kolumdaki ilmekler ters örgü ön yüzde düz arka yüzde ters olarak kolumdaki ilmeklerimi Örüyorum. Arttırdığım ilmeğimi örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi örüyorum ters olarak. Arka bedende arttırdığım ilmeğimi. Düz örüyorum çünkü yanındaki ilmek örmeden aldığım ilmek. İpimi çeviriyorum. Örmeden aldığım ilmek. Yanındakini düz örüyorum. İpimi kendime aldım. İlmeğimi örmeden yine sağ şişimi alıp ipimi çevirdim. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldım. İpi çevirip bir düz ördüm. Örmeden aldım, ipimi çevirip bir düz ördüm. Ön yüzde örmeden aldığımız ilmekleri arka yüzde de örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafa olacak şekilde. Diğer ilmeği de düz olarak örüyoruz örmeden alıyorum düz örüyorum. Örmeden alıp düz ördüm. Örmeden aldım, düz ördüm. Tekrar örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden alıp düz ördüm. Arttırdığım ilmeğim. Bunu da düz ördüm, ipimi çevirdim, kolumun ilmeklerini ters örgü olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeklerle birlikte kolumda var olan ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. arttırdığım ilmeğim yine onu da ördüm ters aradaki iki ilmeğimi ters ördüm ve diğer ön bedenimde arttırdığım ilmeğin yanındaki ilmek örmeden aldığım ilmek o yüzden bu arttırdığım ilmeğimi düz örüyorum ipimi çevirip örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Yanındakini düz örüyorum. İpi çevirdim. Örmeden bir ilmek aldım. Yanındakini düz ördüm. İpimi çevirdim. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişime aktardım. Bir düz ördüm. Aynı işlemi yaptım. Bir düz ördüm. Yine örmeden aktardım. Bir düz ördüm. Son ilmeğimi örmeden aldım ve 7 tane haroşamı örüyorum. Doladığım ilmekle son ilmeğimi birlikte örüyorum modelimi tamamladım. Aslında modelimizin hepsi bu 4 sıra. Tabi şu anda hiçbir şey anlaşılmıyor. <laughs> Birkaç sıra ördükten sonra daha net anlaşılacak. Şimdi yine 2 sıra düz örgü öreceğim. Bu sırayı arttırmalarımı yaparak düz olarak öreceğim. Geri geleceğim ön yüzde yine örmeden ilmeklerimi aktaracağım arka yüzde de aynı az önceki işlemi tekrarlayacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Arttırma yerime geldim. Bir arttırma yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kolumu arttırmasını yapıp kolumdaki ilmeklerimi de örüyorum. Yine diğer arttırmamı yapıyorum iki ilmeğimi ördüm. Arka beden için arttırmamı yapıp bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok çok basit arkadaşlar model ama Gerçekten hoş duruyor. Dediğim gibi örgüye yeni başlayan arkadaşlar için de kolay bir model. Arka bedenimdeki ilmeklerimi de tamamladım. Bir ilmek fazla ördüm arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kolum için arttırmamı yaptım. Kolumu örüyorum. Tekrar arttırma yerime geldim. Arttırmamı yaptım. 2 ilmek düzümü örüp tekrar arttırmamı yaptım. Ve diğer ön bedenimi de 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 7 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. ve son iki ilmeği doladığım ilmekle birlikte son ilmeği birlikte ördüm. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu model kurduğumuzda kurduğumuz modelin ikinci sırası Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. İlk iki sıra. Diğer iki sırada bir örüp ön yüzde düz örüyoruz, arka yüzde de düz örüyoruz. Bir örüp bir atlatıyoruz. Modelin hepsi bu kadar. Arka yüzümü örüp geleyim. Ön yüzüme geldim. Tekrar modelimizi yapalım. 2 sıra modelimizin düz sıralarını ördük. Şimdi atlattığımız ilmek atlattığımız sırayı öreceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın bir altta ters olan ilmek var burada. Ters ilmeğim. Bu ilmekler örülecek. Ön yüzde de arka yüzde de bunu düz olarak örüyoruz. Arkada düz ördüğümüz için ön yüzde ters ilmek görüntüsü çıkıyor. Bunun yanındaki ilmekleri örmeden şişime aktarıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Örmeden aldım ve artışımı yaptım. İki ilmek düzümü ördüm. Kolum için artışımı yaptım. Ve kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin hepsi bu kadar arkadaşlar. Çok çok basit. Ama çok da hoş duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Artışımı yaptım kolum için. Arka beden artışımı yaptım. Bakın burada da bir ilmeğimiz, ördüğümüz ilmek, yanındaki atlattığımız ilmek. Bu ilmeğimizi öreceğiz, bunu atlatacağız. Şişime doladım bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine örmeden aldım bu ilmeğimi, düz örüyorum. Bu düz ördüğüm ilmeği arka yüzde de düz öreceğim. Böylelikle ön yüzde bir tane ters ilmek oluşacak. Örmeden alıyorum bir tane örüyorum. Örmeden alıyorum bir tane örüyorum. Başa kadar artışlarımı yaparak bu şekilde devam edeceğim. Ön yüzü tamamladım. Arka yüzümde yine birlikte yapalım arkadaşlar. Kenar yedi ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Artık model kendini gösteriyor ilmekler. Bakın örmeden aldığım ilmeğim ipimi kendime çevirip bunu yine örmeden alıp Diğer düz ördüğüm ilmeği yine düz örüyorum arkada da. İpi kendime alıyorum. Bir ilmeği atlatıyorum. Diğerini düz örüyorum. Bir ilmeğimi atlatıyorum. ipi çevirip bir düz örüyorum. Bir ilmeği atlattım. Bir düz ördüm. İpi kendime aldım. Bir ilmeği atlattım. Bir düz ördüm. İpi öne aldım. Bir örmeden aldım. Bir düz ördüm. İpi kendime aldım. Geri döndüm. Arttırdığım ilmeğim geldi. Bunu da düz örüyorum. İpi çevirdim. Diğer ilmeklerimi kolumdaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bunlar ön yüzde düz olan kolumdaki ilmeklerim Kolumdaki ilmeklerimi örüyorum ters örgü olarak arttırdığım ilmeğimi örüyorum. Öyle içeriden aldığımda dışarıda daha düzgün bir görüntü oluşuyor. 2 ilmeğimi ördüm. Arttırdığım ilmeğim arka bedende. Onu düz örüyorum. İpi çevirip atlattığım ilmeği yine atlatıyorum. İpi çeviriyorum yine. bir düz örüyorum. İpi çevirdim, bir ilmek atlattım, bir düz ördüm. Bu şekilde de bu sıramı ön yüze gelene kadar öreceğim. Ön yüzde yeniden model kurmak için bir sıra düz, arka yüzde ters öreceğiz yani iki sıra düz örgü öreceğiz ve yine atlatmalarımızı yapacağız. Bir ilmek atlatarak başlıyoruz. Bir ilmeği düz örüyoruz. Önde de arkada da bir ilmek atlatıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Modelimizin hepsi bu kadar. Bir ilmeği atlatıyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Arttırdığım ilmeğime geldim. Onu da düz ördüm. Aradaki iki arttırma ilmeğim. Kolumun arttırdığım ilmeğim ve kolum ters örgü olarak örüyorum. kolumun ilmeklerini tamamladıktan sonra yine bir atlatacağım bir düz öreceğim arkada atlattığım ilmekleri örerken ipimi kendime çeviriyorum şimdi arttırdığım ön bedendeki ilmeğimi düz ördüm ipi çevirip bir atlattım bir düz ördüm bir Boşaldım, atlattım bir ilmeğimi, bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi atlatıp bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 7 ilmek haroşama örüyorum. Son iki ilmek de birlikte aldım. Evet arkadaşlar modelimize bakalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir örnek minik minik boş bir model. Şimdi dediğim gibi ön yüzde arttırmalarımı yaparak düz örgümü öreceğim. Arka yüzde ters örgümü öreceğim. Sonra yeniden bir ilmeği örmeden alıp birini düz öreceğim. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Önde de arkada da. Arkada düz ördüğüm için bu bir ilmekler ters örgü olarak ön yüze çıkıyor. Arka yüzdeki tek farkı atlatırken ilmekleri ipi kendime doğru çevireceğim. Hepsi bu. Şimdi iki sıra öreyim. Bir kez daha göstereyim. Daha net anlaşılsın. Daha sonra robamı örmeye devam edeyim. İki sıra düz örgümü ördüm. Modelimiz biraz daha netleşmeye başladı. Bir kez daha son kez kurulumunu yapalım. Bir daha sonra ben robamı örmeye devam edeyim kol ayrımına kadar. 7 ilmek haroşamı ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu örülen ilmek zaten bunu artık görmeye başladım. Bunu örüyorum. Yanındakini örmeden alıyorum. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Arka yüzde de yine ipimi kendimden tarafa çevirip bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum düz olarak arka yüzde de yaptığımız işlem aynı. Artırmamı yaptım. Örmeye devam ediyorum. Sanıyorum anlaşıldı arkadaşlar modelim. Ben rubamı tamamlayayım kol ayrımında tekrar birlikte kolumuzu ayıralım. Ve bedenimizi örmeye devam edelim. Yeteri kadar ben robamı öreyim. Bu arada 13 sıra haraşo arayla da iliklerimi açacağım. Devam edeceğim. Kol ayrımına kadar örüp geliyorum. Hırkamın artışlarını tamamladım. 22 sıra arttırma yaptım. Şimdi kollarımı ayırıp Kollarımı öreceğim ve daha sonra da bedenimi birleştireceğim. 13 sıra arayla eliklerimi de açmaya devam ediyorum. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kenar haroşalarımı örüyorum. Bu sıra modelimde düz ördüğüm sıra. Düzümü örüyorum. ilmeklerimi düz olarak arka yüzde de ters olarak örüp ön yüzde yeniden bir atla bir ör şeklinde örmeye devam edeceğim. Modelli kısımlarımı. Artış 20 kadar düz olarak örüyorum. Artırma ilmeklerimden birini bedenime, birini koluma alacağım. İki ilmeğimden birini beden için ördüm diğer bir şişimle de kolumu örmeye başlıyorum. Kolum düz örgü biliyorsunuz. Düz örgü olarak kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. diğer artırma ilmeklerimi iki ilmeğim düzdü arada bu düz ilmeğin de yine birini koluma alıyorum diğerini arka bedende bırakıyorum kolumun ilmeklerini ayırmış oldum Kolumu düz olarak önde düz arkada ters örgü olarak örmeye devam edeceğim. Ben diğer bir şişi kullanmayı tercih ediyorum. Yoksa daha zor oluyor. Bu şekilde daha rahat örüyorum. O yüzden ikinci bir kısa bir şişle kolumu örmeye devam ediyorum kolumu yeteri kadar ördüm lastik öreceğim şimdi Lastik örerken de lastiğe başlarken kesmeler yapacağım. Kolumu da arada 6 ilmek eksilttim arkadaşlar. Şimdi sizlere sayısını vereyim. Kolumun ilmekleri 10 ilmek başlamıştık. Her iki taraftan 22 sıra arttırma yaptık. Ve kenar e, arttırma çubuklarından da birer ilmek aldığımız için toplam ilmek sayımız 56 ilmekti. 6 tane her iki taraftan eksiltme yaptım. Size sıra sayılarını vereyim. 2 4 6 8 sıra ördüm. 9. sırada bir eksiltme yaptım. 2 4 6 8 10 11 sıra ördüm. 12. sırada her iki taraftan birer eksiltme yaptım. 2 4 6 8 10 12 13 sıra ördüm. 14. sırada yine her iki taraftan birer eksiltme yaptım. Toplamda 6 ilmek eksiltme yaptım. Şişimde 50 ilmek kaldı. En son eksiltme yaptığım sıradan itibaren de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra örmüş oldum. Şimdi ön yüzümde tekli lastiğe başlayacağım. Beşer, 5 ilmek arayla kesme yapacağım. Toplam 6 ilmek daha eksilteceğim. Bir düz bir ters olarak başlıyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek ördüm. Düz ilmeğimde iki ilmeği birlikte alarak bir eksiltme yaptım. Bir ters bir düz örmeye devam ediyorum. Bir iki üç dört beş ilmek ördüm. Yine düz ilmeğimde bir eksiltme daha yapıyorum. İki tane ilmek eksiltmiş oldum. Bir 2 3 4 ve 5 yine üstten girerek bir ilmek daha eksiltiyorum 3 ilmek oldu 1 2 3 4 5 bir ilmek daha eksiltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Son ilmeğimi de eksiltti. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek de ördüm. Eksilttiğimiz ilmeklere bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek eksiltmiş olduk. Şu anda kolumda 44 ilmeğim var. Bunu da bir düz bir ters tekle lastik olarak örmeye devam edeceğim. Bir düz, bir ters tekli lastik örüyorum. Bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Bir miktar daha lastiğimi öreceğim. Sonra örerek kesme tekniğiyle ile düz ilmekleri düz yönde örüp ters ilmekleri ters yönde örüp keseceğim. kolumu tamamladıktan sonra arka bedenimi ip bağlayıp arka bedeni örüp diğer kola geçeceğim. Diğer kolu da bu kolumla aynı sırada aynı şekilde öreceğim. Kolumun lastiğini tamamladım. 12 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi kesme işlemimizi birlikte yapalım. ilk ilmeğimi boşalıyorum şişime ters ilmeğimi ters yönde örüyorum şişimde bekleyen ilmeğimi üzerinden atlatıyorum düz ilmeğim var düzümü düz olarak ördüm şişimden ilmeğimi atlattım ters ilmeğimi ters olarak örüyorum ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatıyorum. Bir tersimi ördüm. ilmeğimi üzerinden atlattım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bekleyen ilmeği üzerinden atlatıyorum. bu şekilde bütün ilmeklerimi kapatacağım. Düz ilmeklerimi düz yönde, ters ilmeklerimi ters yönde örerek sağ şişimdeki şu anda bekleyen ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bütün ilmeklerimi kapatacağım. Ve arka bedene ipimi bağlayarak diğer koluma geçiş yapacağım. Bakın gayet düzgün bir kesme işlemi yapıyoruz. Kolumun kesimini tamamladım. Uzunca bıraktım ipimi kolumu dikmek için. Tekrar ip bağlamama adına uzunca bir şekilde bağlı kestim. Arka bedenimi ipimi bağladım. Bir ilmek artım yerlerinden aldığımız ilmeğim ve modelimde düz sıramdaydı. Düz olarak arka bedenimi örüyorum. Geri dönüşte bedenimi birleştirirken de modelimin ikinci düz sırasını örmüş olacağım arka yüzde ters örgü olarak ördüğümde ön yüze gelip bedenimi örmeye devam ederken atlatma modellerimizi bir örüp bir düz örüp bir boş alarak modelimize devam edeceğiz. Şimdi arka bedenimi örüyorum. Hızlıca arka bedenimi örüyorum. Kol ayrımını tekrar başlayalım diğer kolla aynı sıra sayılarında kesimlerimi yaparak 6 kez her iki taraftan birer ilmek 3 kez keseceğiz. 6 ilmek kesmiş olacağız. Aynı sıra sayı sayılarıyla diğer kolumu da öreceğim. Evet. Arttırma yerlerine geldim. Bir ilmeğimi arka bedenime bıraktım. Diğer ilmeğimi de koluma alarak kolumu örmeye başlıyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde iki tane arttırma yerlerimin ortasında düz ilmeğim vardı. Arttırma çubuklarım bu çubuklarında bir tanesini yine koluma, diğerini de ön bedene bırakarak kolumu örmeye devam edeceğim. Buradan da bir ilmeği alalım. Ses çıkartmasın. hızlıca kolumu da örüyorum arkadaşlar. Evet burada da bir ilmeğimi aldım. Diğer ilmeğimi ön bedene bıraktım ve kolumu örmeye devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar diğer kolumu da tamamladım. Ön bedene ipimi bağladım ve düz örgü olarak modelimin düz örgü sırasında ördüm. Arka yüzümde bedenlerimi ön bedenleri arka bedenle birleştireceğim. Kol altlarında modelimizin oturması için birer ilmek artış yapacağım. Şimdi arka yüzümüzden örelim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıp bir ilmek doluyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. İpimi çevirip ters örgü olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Modelimizin ilmeklerinde sayılarında bozulmaması için bir ilmek her iki kol altından arttırma yapacağım. Evet, ön bedenimi ördüm. Şişime özür dilerim. Şişime bir ilmek doluyorum. Biraz çekerek bu ilmeği öreceğim. Çünkü bir bolluk oluşmasın kol altında. Biraz çektim ilmeğimi ve arka bedenimi de örmeye devam ediyorum. Diğer kol altında da yine aynı işlemi yapacağım. kol altıma geldim. Son ilmeğimi ördüm. Yine şişime bir ilmek doluyorum. Bir gizli arttırma yapıp diğer ön bedenimi de birleştiriyorum. Diğer ön bedenimi de hızlıca örüyorum. Ve bir kez daha modelimizi birlikte yapalım. Çok <laughs> keyifli bir örgü ve çok basit bir model. Severek öreceğinizi düşünüyorum. 13 ilmek 13 sıra haroşa sırası arayla iliklerimizi de açmaya devam edeceğiz bunu da unutmayalım şimdi kenar haroşalarıma geldim son ilmeğimi de arttırdığım ilmekle birlikte iki ilmeği örerek örmüş oldum. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra olmuş. 2 sıra sonra bir ilik daha açacağım. Yine kenar haroşalarımı örüyorum. Modelimi kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldım, düz ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp düz örüyorum. Örmeden alıp düz ördüm. Bir ilmeği örmeden alıp diğerini düz örüyorum. örmeden alıp birer düz örüyorum. Örmeden aldım. Arttırdığım ilmeğimi düz ördüm. Arka beden de yine örmeden aldım. Ve düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Bakın modelimiz bozulmamış oldu. Örmeden alıp düz ördüm. Örmeden alıp düz örüyorum. Diğer kol altımda da modelimize bakalım. Örmeden alıp düz örerek arka yüzde de yine aynı şekilde örmeden alıp düz örerek öndeki ters ilmeklerimizi oluşturacağız. Yine kol altıma geldim. Örmeden aldım bir ördüm. Örmeden aldım. Arttırdığım ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldım ve düz ördüm. Burada da modelimiz bozulmamış oldu. Arka yüzümde yine İlk ilmeğimi örmeden alıp ipimi doladım ve kenar 7 ilmek haroşama ördüm. Örmeden aldım ilmeğimi yine örmeden alıp şişe ön yüze ipi ön yüze alıp bir düz ördüm. İpi kendime alıp örmeden alıp tekrar bir düz ördüm. Örmeden alıp ipi aktarıp bir düz. Örmeden al ipi aktar bir düz. Irkamın boyunu itiri uzunluğa gelene kadar artık tüm bedeni kenar 7 ilmek haroşalarım hariç modelimi yürüterek örmeye devam edeceğim. İpi kendimi alıyorum. Örmeden bir ilmeği atlayıp ipi tekrar şişimin önüne alarak bir düz örüyorum. Çok çok basit bir model arkadaşlar. Çok çok zevkli, kolay. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için çok zevkli örecekleri bir model. Şöyle bir de modelimize, örgümüze bakalım tekrar. Bu şekilde birkaç sıra ben öreyim. Bir kolunu birlikte de dikelim. Daha rahat örmüş oluruz örgümüzü. ve Bedenimizi örmeye devam edelim. Kolumuzun dikişini de birlikte yapalım arkadaşlar. İpimi uzun kopartmıştım. İğnemi diğer karşı taraftaki ilmeğin içinden geçirdim. Bir kez daha geçireyim. Burayı sabitleyelim. Aynı noktaya iğnemi batırıyorum. Sabitlensin. Evet. Şimdi ilmeklerimi karşılıklı olarak dikiyorum. Bir ilmeğimin içinden giriyorum son ilmeğimden ve karşı tarafta da yine karşılık gelen ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimin içinden giriyorum. Diğer karşılığında gelen ilmeğimin içinden iğnemi geçirerek karşılıklı ilmekleri birbirine dikiyorum arkadaşlar. karşılıklı Bir düz ilmeğimin içinden iğnemi geçiriyorum. Diğer tarafta da karşılığı olan ters ilmeğimin içinden iğnemi geçerek dikişimi yapıyorum. Burada Lastik kısmımı diktim. Son ilmeğimde alayım. Son ilmeklerimi de lastik kısmından aldım. Şimdi kol örgümün en son ilmeğinin içinden iğnemi geçiriyorum. Yine karşı taraftaki örgümün son ilmeğinden iğnemi geçiriyorum. Karşılıklı olarak dikiyorum. Son ilmeğimin içinden iğnemi geçirdim. Yine aynı şekilde karşılığındaki son ilmeğimin içinden iğnemi geçirdim. İpimi çekiyorum. Bakın çok temiz bir dikiş elde ediyoruz. En son ilmeklerimin içlerinden İğnemi geçiriyorum bu şekilde. Bir ilmek daha birleştireyim sonra ipimi çektiğimde çok düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde kol altına kadar ilmeklerimi karşılıklı olarak dikiyorum. Örgümün en son ilmekleriyle karşılıklı dikişimi yapıyorum. Kol altına kadar dikişimi yaptım. Son ilmeklerimi de birleştirdim. İpimi içeri alıp iç kısımda sabitliyorum. Evet, dikişimi sabitledim, <laughs> kollarımızı dikmiş olduk, diğer kolumu da ben diktim, böylece daha rahat örebileceğiz hırkamızı, şu şekilde bakalım, çok düzgün bir dikişi oldu kollarımı, ırkamı örüp boyunu tamamlayacağım tamamladığımda size ne kadar sıra ördüğümü söyleyeceğim şu anda son ördüğümde üçüncü iliğimi açtım ve örmeye devam ediyorum ırkamın boyu ilerledi bu kadar yeterli benim için 5 adet ilik yeri açtım. Şimdi artık lastiğimi koyacağım ve lastik örerken de bir ilik daha açacağım. 6 tane ilik yerim olacak. Ön yüzümdeyim. Son modelimi yaptım. 2 sıra düzümü ördüm. Son 5. ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 sıra örmüş oldum. 3 sıra daha haroşadan sonra bir ilik yeri daha açacağım. Önde yine haroşalarımı ırka boyum tamamlayana kadar devam ettireceğim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bir düz ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters olarak içek ucuma lastiğimi örmeye başlıyorum. Bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Yakada ve kollarda yaptığım gibi tekli lastik olarak bir miktar öreceğim. Daha sonra da etek ucunu da kesip ırkamı tamamlamış olacağım. Bir düz, bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum ve etek ucumun da lastiğini başlamış oldum. Lastik kısmını da tamamlayayım. Kesim işlemini birlikte yapıp ırkamızı bitirelim. Irkamı tamamladım. Etek ucuna da lastiklerimi ördüm. Ön yüzde yine yedişer ilmeğim haroşa. Diğer ilmeklerim lastik olmak üzere 10 sıra lastik ördüm. Son iliğimi de açtım. İliğimden sonra 2 sıra haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünde artık hırkamı kapatacağım. İlmeklerimi keseceğim. Birlikte kesim işlemlerimizi de yapalım. Haroşa kısmından yine iki ilmeğimi alıyorum. Doladım yine ilmeğimi. Bir ilmeğimi ördüm, diğer ilmeği üzerinden atlattım. Bir ilmeğimi örüyorum, diğer ilmeği üzerinden atlatıyorum. Birer ilmek örüp diğer ilmeklerimi üzerinden atlatarak haroşa kısmıma kestim. Lastik kısmımda da düzleri düz yönde, tersleri ters yönde örerek keseceğim. İlk lastikteki düz ilmeğimi ördüm. Şişimdeki ilmeği üzerinden atlattım. Ters ilmeğimi ters yönde ördüm. İlmeğimi üzerinden atlattım. Düzleri düz yönde örüyorum. İlmeğimi üzerinden atlatıp kesiyorum. Terslerimi ters yönde lastik örer gibi örüp diğer ilmeğimi üzerinden atlatıp kapatıyorum. Bir düz ilmek örüyorum kesiyorum bir ters ilmek örüyorum ilmeğimi atlatıp kesiyorum düzlerimi düz yönde örüyorum terslerimi ters yönde örüyorum ve kesim işlemimi yapıyorum Bu şekilde düzgün bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. Bir ilmek düzümü örüp kapatıyorum. Bir ilmek tersimi örüp kapatıyorum. bütün ilmeklerimi bu şekilde kapatıp geliyorum. Hırkamızı tamamladık arkadaşlar. Çok şık ve çok kolay örmesi bir modelle güzel bir hırka yapmış olduk. Size şimdi ölçülerini de vereyim. Beden genişliğimiz 31 buçuk 32 santime yakın. Çünkü bu bir ters bir düz örüldüğü için esneyebilir. Bir atlatıyoruz arkadan biliyorsunuz. Esneyebilir. Omuzdan aşağı boyumuz 35 buçuk santim. Kol boyumuzda kol altından itibaren 23,5 cm. Bu 3, 2,5, 3 yaş hatta bebeğimizin durumuna göre 3,5, 4 yaşa bile giyebilecek büyüklükte bir hırka oldu. Kollarını katlayarak da daha sonraki yıllarda açarak kullanabilirler. Bebeklerimiz Birkaç sene rahatlıkla giyilebilecek ölçülerde bir hırka oldu. 3 yumağa yakın, 2,5 yumaktan fazla, 3 yumağa yakın ip kullandım arkadaşlar. Arka yüzünü de size göstereyim. Arka yüzümüz de bu şekilde. Kol kesimlerini de gayet düzgün bir şekilde yaptık. Hırkamızı tamamladık. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir önceki videomda yine aynı iple aynı renkle bir siperli şapka örmüştüm erkek bebekler için. Buna da takım oluşturacak. Bununla da rahatlıkla model olarak uyumlu rahatlıkla kullanılabilir. Örecek olan arkadaşlarıma Kolaylıklar diliyorum. Anlatımı beğendiyseniz değerli beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere keyifli örgüler, sağlıkla kalın.